Bugün 12 Ekim günlerden Perşembe Star Ana Haber'le karşınızdayız. Orta Doğu'yu yeniden kan gölüne çeviren savaşta 6. gün geride kalıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sürüyor. Hamas da füzelerle karşılık veriyor. İki tarafta da can kaybı inanılmaz biçimde arttı. Son açıklamalara göre 1417 Filistinli, 1300'de İsrailli öldü. Dahası çatışmalar yayılma eğilimi gösteriyor. Suriye'nin başkenti Şam'la Halep'in de vurulduğu belirtiliyor. Silahların susması, barışın sağlanması için bir an önce uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor. Türkiye bu konuda üzerine düşen görevi yapmaya hazır. Son olarak Almanya Başbakanı ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başta esir takası, barış için girişimleri olduğu belirtiliyor. Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak arabuluculuk ve adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. İsrail-Hamas gerilimiyle Orta Doğu diken üstünde. Savaşın yayılma olasılığı kaygıları artırdı. Türkiye arabuluculuk için harekete geçti. Şam'ın ve Halep'in bombalandığına dair bir takım haberler geliyor. Bütün bunlar tabii tehlikeli gelişmelerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız olayın olduğu andan itibaren yoğun bir diplomasi çabası içerisinde barış odaklı, şiddetin sona ermesine odaklı açıklamalar sadece Cumhurbaşkanımızdan gelmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi, tarafları sağduyuya davet etti. Bölge ülkelerinin liderleri başta olmak üzere pek çok muhatabıyla üst üste telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Sayın Abbas ve Sayın Herzog'a aklı selimle, devlet aklıyla suhuletle hareket etmeleri tavsiyesinde bulunduk. Dün akşam Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü Cumhurbaşkanı. Ardından Ürdün Kralı ve Cezayir Devlet Başkanı ile. Diplomasi trafiğini hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la temas kurdu. Ne Gazze'de, ne İsrail'de, ne Suriye'de, ne Ukrayna'da artık çocuklar, siviller, masum insanlar ölmesin. Daha fazla kan akmasın istiyoruz. Türkiye sivil rehineler için de devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen ilgili kurumlar Hamas yetkilileriyle ilk teması kurdu. Esir sayıları ve takasla ilgili herhangi bir çerçeve ise henüz netleşmiş değil. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce İsrail'in esir takası konusundaki taleplerine olumlu yanıt verdiğini söyledi. Daha önce de İsrail tarafı başka olaylar vesilesiyle bunu talep ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız istihbarat teşkilatımıza ve diğer yetkililere talimatlar vererek gerekenin yapılması konusunu gündemine almıştır. Esir takası meselesinde de üzerimize düşeceğimizi Cumhurbaşkanımız ifade ettiği andan itibaren kurumlarımız bunu talimat olarak almışlardır ve hazırlıklarını yapmışlardır. Ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ziyaretinde söylediği sözler. Yarın da Abbas'la görüşecek, Mahmut Abbas'la görüşecek. Şimdi siz burada bu iki görüşmeyi de Amerika Dışişleri Bakanı olarak yaparsınız. Masumların ve sivillerin hayatları nasıl korunacak diye yaklaşırsınız. Ama oraya da gidip ben aynı zamanda burada sadece Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak değil, aynı zamanda bir Yahudi olarak bulunuyorum dediğinizde, dini aidiyetler bu işin içine katılıp buradan da bir tarafgirlik üretildiğinde o zaman dünyayı orta çağa götürürsünüz. Gazze ateş altında, Gazze çaresiz. Sivillerin kaçacak yerleri yok, elektrik ve su kesik. Hamas elinde tuttuğu 97 rehineyi burada saklıyor. İsrail ise rehineler salıverilmeden elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini açıkladı. Cumartesi günü düzenlenen Hamas saldırısında bir Türk vatandaşının da öldüğü, birinin de rehine olarak kaçırıldığı belirtiliyor. İsrail-Hamas savaşında 6. gün bugün. Gazze'ye yönelik ağır bombardıman gece gündüz devam ediyor. İsrail, Hamas'ın yeraltı tünellerini hedef almaya başladı. Filistinli yetkililer Gazze toplu mezarlığa dönüşebilir diye uyardı. Hamas ise Aşkelon'a roket saldırılarını sürdürdü. Wow, wow, wow. Çıkın, çıkın. Atalım mı? Atalım mı?
Wow. Gazze'de 326'sı çocuk, 1417 kişi yaşamını yitirdi. İsrail tarafında da can kaybı 1300. İsrail Büyükelçiliği 7 Ekim'den bu yana Hamas saldırılarında yaşamını yitiren ya da kaybolan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin bir tablo paylaştı. Tabloda bir Türk vatandaşının hayatını kaybetti, bir diğerinin ise kayıp olduğu bilgisi yer aldı. Öte yandan savaşın sınırları da genişlemeye başladı. İsrail-Lübnan sınırında gerginlik hakim. Bölge zaman zaman karşılıklı top atışlarına sahne olurken Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin savaşa katılmasından endişe ediliyor. İsrail bugün ayrıca Suriye'de Şam ve Halep havalimanlarını vurdu. Şam yönetimi hava savunma sistemlerini devreye soktu. En çok merak edilen konulardan biri de Hamas'ın ele geçirdiği rehineler. 97 kişi olduğu sanılıyor. İsrail, esirler eve dönmeden Gazze elektrik, su ve yakıt vermeyecek. Hamas da dün rehinelerle ilgili bir adım attı. İsrailli bir kadın ve iki çocuğunun serbest bırakılmasına ilişkin görüntü paylaştı. El-Kibuts, ma'na min Gazze, Cemal Khalid, el-Khabir fi şu'un el-Askeriye. Sey Cemal, mer risale? Henüz verilmiş bir karar yok ama İsrail ordusu kara harekatı için emir bekliyor. Binlerce İsrail askeri sınırda. İsrail ordusu güvenlik çitlerine yaklaşan herkesin vurulacağını duyurdu. İsrail jetleri de havadan Gazze'ye mesaj içeren broşürler attı. O mesajda sığınaklara gidin ya da terk edin yazıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İsrail'e destek için Tel Aviv'deydi bugün. Başbakan Netanyahu ile görüştü. O toplantı sonrası İsrail Başbakanı Hamas'a tam olarak DAEŞ'e davranıldığı gibi davranılmalı dedi. Blinken'dan destek geldi. Hamas has only one agenda. To destroy Israel and to murder Jews. İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly İsrail'e desteğini göstermek için gelmişti ülkeye. O sırada Hamas'ın roket saldırıları öncesi çalan alarm sirenleri çalmaya başladı. Bakan ve beraberindekiler panikle sığınağa koştu. Dört bir yanı abluk altındaki Gazze'nin vurulmamış mahallesi, bombalanmamış sokağı, hasar görmemiş bölgesi neredeyse yok. Can kaybı çok büyük, kat be kat fazlası yaralı. Gazze'nin hastanesinde ise durum kelimenin tam anlamıyla içler acısı. Kentte elektrik kesik olduğu için tıbbi araçlar jeneratörlerle çalıştırılıyor. Yakıt bitince ne olacağını ise kimse bilmiyor. Hastane içi yaralılarla dolu, yatakları geçtik, tek bir boş sedye bile bulmak imkansız. Korkunç olan bir başka nokta ise hastanenin bahçesi. Hangi yöne baksanız defnedilmeyi bekleyen cenazelerle dolu. Ağır bombardıman altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesi burası. Ambulanslar durmaksızın yaralı taşıyor. Hastane bahçeleri mezarlıktan farksız. Hastanenin içinde ise içler acısı durum. Ne sedyeler yetiyor yaralılara, ne sağlık görevlileri. Siviller koşuyor sivillerin yardımına. Yaralılar yerlere yatırılmış, sıralarını bekliyor. Hastane koridorlarında, anne babalarının kucaklarında onlarca çocuk ve bebek de yaralarının sarılması için sırada. Elektriği ve suyu kesik Gazze'nin, hastanelerde yedek jeneratörler çalışıyor. Onların da yakıtlarının bitmesi an meselesi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bombardıman öncesi gönderdiği sağlık malzemeleri de tükendi. Durum tam bir çaresizlik. Tam abluk altındaki Gazze'den çıkış yok. Açılmış bir insani koridorda. Gazze'nin gıda ikmalinde kesen İsrail, açık hapishanede tuttuğu yüz binlerce sivili bombalamaya devam ediyor. Gazze'liler ellerinde bidonlarla içme suyu arıyor. Evlerimizden olduk. Ne su ne yemek var. Hiçbir şeyimiz yok. Tek sahip olduğumuz acı ve korku.
Yaralı taşıyan ambulanslarda vurulan hedefler arasında ölen 4 sağlık çalışanı için bugün cenaze töreni vardı. Allah-u Ekber. Mısır, Gazze'ye yardım kamyonları göndermek istemiş, İsrail vurmakla tehdit etmişti. Bugün benzer bir hamlede Ürdün'den geldi. Kral Abdullah, Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye acil insani yardım gönderilmesi talimatı verdi. İnsani koridor için Amerika da devrede. İsrail ve Mısır'la görüşmeler yürütülüyor ancak boşa geçen her dakika, her saat Gazze için çok hayati. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün İstanbul'da aralarında benim de olduğum basın kuruluşlarının yöneticileriyle görevdeki 4 ayını değerlendirdiği bir toplantı yaptı. Her konuda önemli açıklamaları oldu İçişleri Bakanı'nın ama 3'ü anında manşetlere oturdu. İlki paramotorla sınırdan sızma girişimi. Hamas'ın da İsrail'e yönelik saldırıda kullandığı bu yönteme son dönemde sıkça başvuruluyor. Bu noktaya dikkat çekerek sorduğum soru üzerine 1 Ekim'de Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na saldıran teröristlerin de yine aynı yöntemi kullandıklarını bildirdi. İki teröristin kuvvetle muhtemel Suriye'den paramotorla Türkiye'ye girdiklerini anlattı. Hem bu ihtimali kesinleştirmek hem de sınırdaki alçak irtifa güvenliğini sağlamak içinse çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Manşetlere oturan ikinci konuysa Ankara'daki saldırı girişiminden 3 gün önce teröristlerin saldırıda kullandıkları panel vanı çalıp sahibi veterineri öldürdükleri Kayseri'de bir başka eylem daha yapmaları. Bakan Yerlikaya iki teröristin uzun namlulu silahlarla yol kesip araçları durdurmaya çalıştıklarını, peşlerinden de ateş açtıklarını doğruladı. Bu olayın araştırılmamasını, ciddiyetle ele alınmamasını da ihmal olarak değerlendirdi. Bir üçüncü manşetse Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 9 polisin açığa alınması. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na hedef alan saldırı girişimi hakkında çok önemli bilgiler paylaştı. Bakanlığımıza yönelik saldırı girişiminde bulunan her iki teröristin de Suriye'den geldiği tespit edildikten sonra Irak ve Suriye'de özellikle Fırat'ın doğusunda olmak üzere PKK-YPG'ye ait bütün altyapı, üst yapı ve enerji tesisleri hava unsurlarımız tarafından bombalandı. Hainler yaptıklarının bedelini ödeyecekler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da medya temsilcileriyle buluştu bugün. Teröristlerin Türkiye'ye paramotorla girdiği iddiası soruldu. Teröristlerin paramotorla Türkiye'ye girdiğine dair bilgiler var. 1500 güvenlik gücü bunu araştırıyor. Karada izleri yok. Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri öngörülüyor. Ancak paramotor bulunamadı. İçişleri Bakanı son yıllarda dünyanın birçok noktasında sıkça görülen paramotorla sınırdan sızma tehdidine karşı alçak irtifa güvenlik sistemleri üzerinde çalıştıklarını anlattı. Ali Yerlikaya'nın değindiği bir diğer önemli konuysa Ankara'daki saldırı girişiminden 3 gün önce Kayseri'de uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıydı. İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminde veteriner Mikail Bozdoğan'ın Kayseri'de gasp edilen aracı kullanılmıştı. Gasp olayından 2 gün önce ise 2 kişinin Kayseri'de uzun namlulu silahlarla araçları durdurmaya çalıştığı, peşlerinden ateş açtığı ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı bu kişilerle Ankara saldırısını gerçekleştirenlerin aynı teröristler olduğunu düşündüklerini bildirdi. Saldırganların Kayseri'de uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112'ye vatandaş ihbarı var. Ancak ihbarda belirtilen plakanın plaka tanıma sisteminde ulusal yerine yerele girilmiş. Bu yönde bir ihmal bulunuyor. Bakan Yerlikaya ihmal iddialarının araştırıldığını vurguladı. Ayhan Bora Kaplan operasyonu hakkında da konuşan İçişleri Bakanı soruşturma kapsamında 9 polisin açığa alındığını açıkladı. Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı. Suça bulaşmış kim varsa kararlıyız. Suç örgütlerini yaşatmayacağız.
CHP'de hafta sonu yapılan İstanbul Kongresi'nden yenilikçilerin adayı Özgür Çelik zaferle çıktı ancak tartışma bitmedi. Nedeni ise genel merkezin desteklediği il başkanı adayı Cemal Can Polat'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine suçlayan sözleri. O suçlamaya önce sert çıkan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır bugün yanlış anlaşıldığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Cumhuriyet Halk Partililer istifa edip İYİ Parti üzerinde işe girme dönemi pazar günden itibaren bitecektir. Bir arkadaşımız rahatsız olmuş, İstanbul İl Kongresi'nde söylenmiş. Onun için gereken de yapılacak. O had size haddini de bildireceğiz. CHP'de yenilikçilerin zaferiyle sonuçlanan İstanbul Kongresi sona erdi ancak tartışması bitmedi. Nedeni de genel merkez tarafından desteklenen başkan adayı Cemal Can Polat'ın tartışma yaratan sözleri. Varsa içerik olarak usulüne uygunsuz ya da kaldırılamayan meseleler ben muhtemeldir ki partimizin belli disiplin işlemlerini yürüteceğini düşünüyorum. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır dün Can Polat'ı hedef almıştı. Bugün sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi, disiplin süreci içinde İstanbul İl Yönetimi'ne adres gösterdi. Cemal Başkan da alınmış, onunla görüştüğüm, değer verdiğim birisi. Benim de haddim ve sınırlarım belli Grup Başkan Vekili olarak. Disiplin kararını ben vermem, İstanbul'un yetkili kurulları verir. 24 saattir kendisine de yoğun bir şey var. Üzüldüğünü görüyorum. Sayın Can Polat kongreden bir gün sonra beni aradı, tebrik etti, başarılar diledi. Disiplin kurulu gelen dilekçeyi kendi içerisinde değerlendirecektir. O tartışmanın gölgesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini Özgür Çelik devraldı. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel tebrik için ayrı ayrı il başkanlığındaydı. Birbirimizi biliyoruz ve hazırız. Başarılar dilerim, yol açık olsun değerli başkanımız. Meclis çoğunluğunu kazanarak bütün engellemeleri ortadan kaldıracağız ve İstanbul halkının daha etkin bir hizmet almasını sağlayacağız. Özgür Özel il başkanlığı ziyaretinin ardından Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bir araya geldi. Tunceli ve Şanlıurfa'da Yeşil Sol Parti'nin yapmak istediği basın açıklaması olayla bitti. Dağıl'ın uyarısına uymayan eylemcilere polis müdahalesi geldi. İki ilde toplam gözaltı sayısı 48. Polis dağılın dedi, grup basın açıklaması yapmakta direndi. Gerilim tırmandı, gözaltılar başladı. Tunceli'de valiliğin gösteri ve yürüyüş yasağı kararı var. Ancak bu duruma rağmen bir grup Yeşil Sol Partili Orta Doğu'da yaşananlar için basın açıklaması yapmak istedi. Partinin Tunceli Milletvekili Ayten Kordu da grubun arasındaydı. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kalabalığa dağılın uyarıları yapıldı. Grup dağılmadı. Polise tepki gösterenler de oldu. İşte o sırada müdahale başladı. Kısa süren arbedede 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ekip araçlarıyla sorgu için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şanlıurfa'da da yine basın açıklaması yapmak isteyen HDP ve Yeşil Sol Partili grup polisle karşı karşıya geldi. 40 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı indirim çağrısı bazı zincir marketlerde yanıt buldu. Kampanyaya katılan marketlerde birçok ürünün fiyatı düştü, düşmeye de devam edeceği açıklandı. Dahası indirim kampanyasına mobilya sektöründen bazı markalar da katılma kararı aldı. Seviniriz tabii indirimli olmasına. Gerekiyor da zaten. Alım zor. Maaşlar düşük, çok güzel olur, iyi olur. Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, zincir marketler harekete geçti. Binlerce üründe indirime gidildi. Memnun oluruz, çok güzel olur. İnsanlarımız zor durumda zaten.
Enflasyonla mücadele için Cumhuriyet'in 100. yılına özel zincir marketler indirim kararı aldı. Fiyatlar %20 ile %50 arasında düşürüldü. Markette de indirimler etiketlere yansıdı. Şu an bulunduğumuz markette sepetimize koyduğumuz ürünlerde kırklı tuvalet kağıdı 239 lira 90 kuruştan 189 lira 95 kuruşa düştü. 8 kiloluk unsa 109 liradan 89 liraya geriledi. Ya inmesi gerekir yani, hayat şartları zor, gerçekten insanların ihtiyacı var. Ya iyi olur tabii, olmaz mı? Biz emekli adamız. Haberlerde duymuştuk, temel gıda ürünlerinde öyle bir şey durum olacağını söylemişti. İnşallah olur, devamı gelir diye ümit ediyoruz. İnşallah iyi olur, süper olur. Herkes çok çünkü bayağı bir zorluk çekiyor geçinmekte. Tarım kredi marketlerdeki %50'ye varan indirim 16 Ekim pazartesi günü başlayacak. Süt, peynir, pirinç, mercimek, nohut, ayçiçek yağı, salça gibi temel gıda ürünleriyle kağıt havlu ve deterjan gibi temizlik ürünleri bu indirim kapsamında yer alacak. Onlar da çok pahalı olduğu için, bence çok yüksek olduğu için bunları yani düşünerekten yapmışlar. Evet, insanların ihtiyacı olan şeyler zaten. İyi olur, seviniriz, mutlu oluruz. Temel ürünlerde olmasını tabii ki isteriz yani. Biz şu an bakıyoruz yani, kontrol ediyoruz. 16 Ekim'de tekrar gelip bakacağız, alacağız yani. Sadece marketler değil, mobilya sektörü de yılbaşına kadar zam yapmayacağını açıklayarak kampanyaya destek verdi. Sıradaki haberi izlerken, sanmayın ki kaydedildiği yer Gazze, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmadan. Burası Şanlıurfa efendim. Tarafların ellerinde uzun namlulu silahlar, kalaşnikovlar var. Seri atışlarla şehrin göbeğinde siper alıp çatışıyorlar. Bir kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın diğer tarafı sırra kadem bastı. Seken onlarca kurşundan biri bir hastaneye isabet etti. Çevredekiler ölümden döndü. Siper alıp uzun namlulu silahla ard arda ateş açtı. Sonra eğilerek uzaklaştı. Kendini bekleyen siyah araca binerek kaçtı. O sırada karşı taraftan yaylım ateşi devam ediyordu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Ali Bozdağ'la kan davalı olduğu iddia edilen kişiler hayvan pazarında karşılaştı. Sonrasında kovalamaca başladı. Taraflar güpegündüz uzun namlulu silahlarla çatıştı. Çatışan taraflardan 55 yaşındaki Ali Bozdağ başından vuruldu. Ağır yaralanan Bozdağ hastanede hayatını kaybetti. Ona ateş açtığı iddia edilen saldırganlardan biri araca binip böyle kaçtı. Bozdağ'ın aracına ondan fazla mermi isabet etti. Çatışmanın ortasında kalan vatandaşlar ölümden döndü. Bir mermi yakındaki hastanenin 5. katına isabet etti. Jandarma zanlıların peşinde. Çocuğa taciz iddiasının adresi İstanbul Silivri. Bir voleybol kursunun antrenörü suçlanıyor. Onu suçlayan çocuk yaştaki öğrencinin elinde ise delil niteliğinde bir ses kaydı var. Adeta itiraf ediyor tutuklanan antrenör iğrenç marifetini. Sorumlu yayıncılık anlayışı gereği her ikisinin de seslerini tanınmayacak şekilde değiştirerek getiriyoruz ekranlarımıza. Voleybol antrenörünün cinsel tacizine uğradı. Taciz şüphelisi adamı telefonla arayarak neden diye sordu. O konuşmayı kayda alarak tacizcisinden şikayetçi oldu. Olay İstanbul Silivri'de yaşandı. İddiaya göre voleybol kursuna giden iki kız çocuğuna voleybol antrenörleri yakınlık göstermeye başladı. Antrenman sonrası iki öğrencisini arabayla evlerine bırakmak istedi. Kız çocuklarından biri araçtan inince taciz şüphelisi öğrencisi çocuğa cinsel tacize başladı.
İstismar çocuğun müdahalesiyle son bulurken girdiği şoktan kurtulan çocuk tacizci antrenörü arayarak neden diye sordu. Ama yani benim indiğimden beri elim ayağım titriyor. Böyle bir şey olamaz ya. Sizin bir kızınız var hocam. Kız çocuğuna bir daha olmayacak diyen tacizci hoca kendini bu sözlerle savundu. Taciz mağduru çocuk durumu ailesine anlattı. Aile karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan voleybol eğitmeni çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Levent'te iki sürücü arasındaki tartışma var sırada. Biri diğerini uyardı, diğeri aracından inip saldırdı. Darp sırasında kameralar kayıttaydı. Bu cümlelere alıştık artık. Alışık olmadığımız kısma gelelim. Sürücülerin ikisi de kadın. Araçta çocuğuyla birlikte dehşeti yaşayan talihsiz kadın iddiasına göre dakikalarca hemcinsinin küfür ve tehditlerine maruz kaldı. Ellerimde hala onun tırnak izleri var. Çok büyük dehşet yaşadım. Çok büyük kopuk yaşadım. Çocuğum da aynı şekilde. Ve bu benim hemcinsim tarafından yapılıyor. Trafikte kavga var. Bu sefer taraflar kadın. Bir kadın sürücü yol yüzünden tartıştığı hemcinsini darp etti. Hem de arka koltuktaki çocuğun gözü önünde. En savunmasız halinde yanında çocuğu varken bu anları yaşatamaz. Olay İstanbul Levent'te yaşandı. Çocuğunu okuldan alıp trafiğe çıkan sürücü Banu Sönmez kendisine çarpmak üzere olan bir kadını uyarınca olanlar oldu. Bir kadın arabama girdi. Arabamın içinde beni darp etti. Şu an hala tehditler savuruyor. Trafik magandası kadın sürücü hışımla arabasından inip önce kendisini uyaran Sönmez'e küfretti. Bana küfür etti, hakaret etti, tehdit etti. Yanımda çocuğum da vardı. Saldırgan bununla yetinmedi. Sönmez'i aracın içinde darp etti. Trafik açılmışken, seyir halinde devam ederken benim hiç beklemediğim bir anda camımdan bana yumruk attı. Kapımı açıp beni darp etmeye başladı. Dakikalarca darp edildim. Yumrukları tekme takip etti. Ayaklarımı bitmeye çalıştım. Ayakkabılarımı çıkardı. Ayakkabımla beni darp etmeye başladı. Ben 112'yi ararken hala tehditler ediyordu. Hala küfürler ediyordu. Kendini zor kurtaran Banu Sönmez karakola giderek şikayetçi oldu. Karakola gittim. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Bu kadının psikolojisi bozuk. Bu şekilde davranamaz. Bu şekilde kimseyi darp edemez. Sonuna kadar şikayetçiyim. Tutuklanmalı, cezasını çekmeli. İstanbul Büyükçekmece'de hatalı sollama iki can aldı. Önünde seyreden araçları geçerken aşırı hız yapan 20 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı boş tarlaya uçtu. Sürücü ve yanındaki 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Kazaya neden olan hatalı sollama anı ise karşıdan gelen araçtaki kameraya yansımıştı. Gaza bastı, önündeki araçları böyle geçti. Ancak o hatalı sollama iki gencin hayatına mal oldu. Feci kaza önceki gün İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. Aracı 20 yaşındaki Arda Sevinç kullanıyordu. Yan koltuktaysa 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Çulluk oturuyordu. Genç sürücü cadde üzerinde seyir halindeyken önündeki iki aracı hızla solladı. Ancak sürücü sollama sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç taklalar atarak boş tarlaya uçtu. Çocuğu okuldan alıp gelirken arabanın uçtuğunu gördüm. Yani uçarken değil de uçmuştu. Yolcu koltuğunda oturan üniversiteli genç kız kazada araçtan fırladı. Genç öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ondan da acı haber geldi. İki gencin ölüm haberi ailelerini, arkadaşlarını yıktı. Üniversite öğrencisi İrem Çullu'nun cenazesi bugün defnedildi.
sessiz olun, cep telefonunuzu kimseye ödünç vermeyin. Çünkü dolandırıcılar akıl almaz bir yöntem daha keşfetti. Şarjım bitti ya da telefonum bozuldu yalanıyla gözlerini kestirdikleri kişilerden mesaj atmak için telefonlarını ödünç alıyorlar. Suç ortaklarına küfür ve hakaret dolu mesaj gönderip bir süre sonra şikayette bulunup şantaj yapıyorlar. Telefonumu kullanamıyorum. Bir mesaj atabilir miyim desem. Telefonunuzu verir misiniz bana? Duruma göre değişir. Veririm büyük ihtimalle. Geçmişte verdiğim var. Şekil ve şemal olarak düzgündür. Hadi kıyamayız. Telefon tamam veririm ya. Ama ne olacak yani? Ne olacak dememek artık iki kere düşünmek gerekiyor. Çünkü dolandırıcılar başkasının telefonunu kullanıp suç işliyor. Şikayeti geri çekmek için para istiyor. Artan dolandırıcılık tuzağının bir tezahürü bu. Güven kalmadı artık. Kesinlikle vermem. Dolandırıcılar gözlerine kestirdikleri kişinin yanına gidiyorlar. Telefonum bozuk. Sizinkini kullanabilir miyim? Tabii ki. Telefonu aldıktan sonra da suç ortaklarına peş peşe mesaj atıyorlar. Şundan dahi şüphe duymayacağınız biri karşı tarafa tehdit veya hakaret içerikli mesajlar gönderiyor. Gönderdiği mesajları sildikten sonra telefonu size geri veriyor. Güvenilir bellidir zaten tipinden. Ona göre karar verirler yani. Sürekli artıyor zaten dolandırıcı. Artık nasıl bir şey sistem kuruyorlarsa kimleri dolandırırsak diye sürekli değişiyor yani. Dolandırıcılar suistimal ettikleri kişi kendilerinden şüphelenmesin diye mesajı attıktan sonra bir süre beklemeye geçiyor. Ardından da savcılığa şikayette bulunuyor. Uzlaşma aşamasında belli bir meblağ talep edilerek vatandaşların mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Ekonomik durumuna göre talepte bulunuyorlar. 30, 40, 50, 60 bine kadar hatta bunun üzerine kadar çıkabiliyorlar. Yaratıcı. Kulağıma küpe oldu. Dikkat ederim bundan sonra. Vermeyiz artık yani. Bundan sonra kesin vermeyiz yani. Vermem. Niye ben? Abi kime atacağını bilmiyoruz ki. Bir bayana taciz eder. Şu an olaylar zaten karışık. Öz kardeşim istese gene vermem. Hukukçular para kaptırmamak ya da suçsuz yere sabıkalı olmamaları için vatandaşları uyarıyor. Hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Dikkat edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Mega kent İstanbul artık eskisi gibi cezbetmiyor. Başlıca neden? Yüksek kira fiyatları, tabii bir de deprem korkusu. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki geçen yıl İstanbul'u terk edenlerin sayısı İstanbul'a göç edenlerden bir hayli fazla. İstanbul'da yaşamak nasıl? Çok zor. Kiralar uçmuş durumda. Kalabalık, çok kalabalık, trafik. Kaos yani kargaşa. Kira fiyatları da fazla. Kalabalığı, karmaşası, trafiği ama en çok da pahalılığı. Durmaksızın artan kira fiyatları tersine göçe neden oluyor. İstanbullular mega kenti terk ediyor. Trafiği her şeyi sorun. O yüzden yaşanılacak gibi değil ya. Elimizde olsa biz de gideriz ama buradayız maalesef. Kira fiyatları çalışan kesimi bir aylı zorluyor. İstanbul'u terk edip daha küçük kentlere göç edenlerin sayısında da artış yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri de öyle diyor. 2022 yılında İstanbul'a gelenlerin sayısı 385 bin kişi. Gidenlere gelince. Tabii bir de madalyonun öteki yüzü var. Yani tersine göç. İstanbul'u terk edenlerin sayısı gelenlerin sayısından çok daha fazla ve 415 bini aşmış durumda. Sebeplerinden biri de yüksek kira bedelleri. Örneğin bulunduğumuz bir yerde Şişli'de kira fiyatları 12 binden başlıyor, 20-25 bine kadar çıkıyor. Baş sebeplerinden birisi zaten hayat pahalılığı. Bu da kiralara da yansıyor. İnsanlar artık özellikle bizim kendi vatandaşımız, kendi insanımız metropol şehirlerde barınamıyor ve göç ediyorlar maalesef şu an. İstanbul tercih edilen bir il değil şu anda. Bunu hatta şeyde de yaşadık, öğrencilerde de yaşadık. Yoğun bir şekilde öğrenci akımı olmadı. Geçen yıllarda olduğu gibi öyle öğrenciler gelmedi fazla. Dışarıdan memurlar zaten İstanbul'u istemiyor. Tersine göçün bir başka nedeni de deprem korkusu. Hani şişirme haber olduğunu söylüyor bir kısmı. İşte çok yakında çok büyük bir deprem olacağını söylüyor. O korku psikolojisi de etkiliyor olabilir. Haliyle nakliye yapan firmaların şehir dışı işlerinde de artış yaşanıyor. Tersine göçü en fazla gözlemleyenler de onlar oluyor. Şehir dışına artış tabii ki var. Yoğun bir şekilde var. Kira olaylarından dolayı hem hızlı bir şekilde şehir dışına sevkiyatlarımız var. Peki İstanbul'a yakın çevreler mi yoksa yok, daha genel olarak İç Anadolu. Orada daha rahat edeceklerini düşünüyorlar artık insanlar. Herkes memleketine göçüyor yani. İspark ücretlerine 3 ay içinde ikinci zam geldi. Temmuz ayındaki zammın oranı %18'di. Bu kez %57.
İstanbul'un 21 ilçesinde en düşük park ücreti 52 liraya yükseldi. Üç ay içinde ikinci zam geldi. İspark ücretleri %57 arttı. %57 oranı oldukça yüksek. Çok yüksek yani, İspark için çok yüksek. Yani ceza yememek için kaçak bir park alanı arayacağız artık. İspark ücretlerine Temmuz ayında %18 zam gelmişti. Dünkü Büyükşehir Belediyesi meclis oturumundan tekrar zam kararı çıktı. Bu kez zam oranı 3 kattan fazla oldu. Normal. Şu anda ülkenin ekonomik şartlarında zam yapmamak diye bir şey söz konusu değil. Mecburuz bırakmaya. Başka yer yok. Mecburen katlanacağız tabii. İşte %57'lik zamla belirlenen tarife. Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy ve Sarıyer dahil İstanbul'un 1. ve 2. bölgelerinde bulunan toplam 21 ilçede 1 saatlik İspark ücreti 33 liradan 52 liraya çıktı. Şu an Beşiktaş Balmumcu'da bir İspark'tayız. Beşiktaş'ın da bulunduğu 1. ve 2. bölgede tam gün fiyatı 130 liradan 202 liraya çıktı. Adalar, Arnavutköy, Başakşehir ve Şile gibi 3. bölge ilçelerinde ise en düşük ücret 23 liradan 36 liraya, tam gün ücreti ise 94 liradan 146 liraya yükseldi. 1. ve 2. bölgede yol kenarı İspark ücretlerine de zam var. 0-1 saatlik ücret 33 liradan 52 liraya çıktı. %57 çok yüksek değil mi yani genel olarak? Normal otoparkta 0-1 saat arası 60-70 lira. İspark'ta 52 ve herkes özellere gidebilir. İspark Belediye'nin olduğuna göre daha makul hale getirmesi lazım. Orman, koru, mesirelerde giriş çıkış ücretlerine de aynı oranda zam yapıldı. Yıllık bisiklet kiralama ücreti ise 370 liradan 574 liraya çıktı. Yeni İspark ücret tarifesi yılbaşına kadar geçerli olacak. Zeytin için hasat mevsimi geldi. Hırsızlara karşı Edremitli üretici jandarmadan destek istedi. Şu günlerde tam teçhizatlı komandolar ağaçların arasında devriye atıyor. Zırhlı araçlar ve insansız hava araçlarıyla zeytinlikleri koruyor. İnsansız hava araçları, jandarma komandolar, kobralar, hatta gece görüş kameraları. Hepsi hasat vakti gelen zeytinleri korumak için. Edremit Körfezi Türkiye'deki en büyük zeytin ağacı varlıklarından birine sahip. Sadece zeytinyağı üretiminin %10'u bu bölgede yapılıyor ve artık hasat zamanı geldi. Hasatla birlikte hırsızlık vakaları da arttı. Geçtiğimiz yıl 61 zeytinlikteki ağaçlar hırsızlarca hasat edilmişti. Bu sene jandarma işi çok sıkı tuttu. Zeytinliklerde zırhlı araçlarla jandarmalar nöbete başladı. Komandolar da sürekli devriye attı. Zeytinlikler havadan insansız hava araçlarıyla tarandı. Bölgeye termal kameralar da yerleştirildi. Gecede güvenlik güçleri zeytinlikleri an be an izlemeye başladı. Hırsızlıklar azaldı. Bizim verimler de bu sular güzel oluyor. Zeytinlik sahipleri emeklerinin karşılığını belki bir, belki iki yılda alıyorlar. Ve bu emeğin hırsızlarca hiç edilmesini istemiyorlar. İşte bu nedenle jandarmanın aldığı önlemlerden çok memnunlar. Üretici açısından büyük bir memnuniyet vericidir. Devlet gücünü gösteriyor. Biz bundan çok memnunuz. Artan maliyetler çiçekçilere de zam olarak yansıdı. Gülden orkideye, aklınıza gelecek her tür çiçeğe %70 oranında zam geldi. Fiyatlar arttı, oldukça arttı. Gül 90, orkide 750. Çiçek fiyatları aldı başını gitti. Evlilik yıl dönümü, doğum günü, yılbaşı 14 Şubat derken en özel günlerin en güzel hediyesi çiçekler. Ancak onlara da %70 oranında zam geldi. Fiyatlar arttı, oldukça arttı. %70 arttı yani. Peyderpey geldi. Maliyetler zamanla arttı. Tek bir gülün fiyatı 80-90 lira oldu. Doğum günü çiçeği, 101 adet kırmızı gül var. Bu çiçek şu haliyle ne kadara mal oldu? 3000 lira. Evet. Yani güllerin tanesi? Tane olarak sattığımız zaman gülün tanesi 80 lira. 80. Bu şekilde? Bu şekilde olduğu zaman biraz daha indirimli oluyor. Ha, siz
İndirim yaptınız tane. Mevsim buketi. Evet. Neler var içinde efendim? Krizantem var, gül, lisyantus, karanfil. Ne vereceğiz bu çiçeğe? 750 lira. Peki orkide? Mesela tek dalların fiyatları 750 oluyor, çift dalların 950 olabiliyor. 3 dallı orkideler de 1200-1250 bandında değişebiliyor. Evet. İşte zammın sebebi. Üreticilerin artırmasıyla, çiçeklerin azalmasıyla, işçi maliyeti, kira maliyeti, mazot maliyeti bunlar artırdı. Çiçeğin kendi maliyeti bu kadar artmadı. Yalova'dan geliyor daha çok. Gül geliyor. İzmir'den geliyor. İzmir'de çeşit çoktur. Yani kır çiçekleri olsun, krizantem olsun, gül olsun. Tırlarla geliyor. Yani geceden yüklüyorlar. Sabah saat 5'te 6'da toplancı yerlerine, mezat dediğimiz yerlere geliyorlar. Antalya'dan daha çok çeşit gelebiliyor. Tabii ki masraf zaten bunlar çiçeğe dolayısıyla yansıdı. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın da her şeyden haberiniz olsun diye saat 18.15'te Star Ana Haber'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.